Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir, umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto yatırımlarınız gün geçtikçe değerlenmeye devam ediyordur. Bugün sizlere Solana tarafındaki bir Layer 2 projesinden bahsetmek istiyorum. Evet, artık bu sıkça duyduğumuz Layer 2 kavramları Solana'ya da geçmiş durumda. Ve aslında incelemesini yapacağım proje ekranda da yazdığı gibi Solana ekosistemindeki ilk Layer 2 projelerden bir tanesi. Solana VM projesini inceleyeceğiz bu video ile birlikte. Henüz bir ön satış sürecindeler. Bu ön satış sizler de katılabilirsiniz, faydalanabilirsiniz. Ben elimden geldiğince sizlere projeyi anlatmaya çalışacağım. Ne olduğundan bahsetmeye çalışacağım. Eğer kafanıza yatarsa, sizler de beğenirseniz, sizler de incelemenizi yapıp yatırım yapabileceksiniz tabii ki de. Hatta ve hatta açıklama kısmında sizlere verdiğim linki kullanarak ekstra bonuslu bir şekilde projeden alım yapabileceksiniz. Açıklama kısmındaki link bana proje tarafından verilmiş bir link. Şimdi hemen daha rahat incelemek adına sayfayı bir tamamen Türkçe'ye çevirmek istiyorum. Solana VM, Solana için ilk EVM uyumlu Layer 2 projesi diyor. Bildiğiniz gibi Ethereum Layer 2 projeleriyle birlikte böyle bir trend ortaya çıktı. Trend de demeyelim, teknolojik bir gelişme aslına bakarsanız, fakat hayatımızın içine birden girmiş olan bir kavram Layer 2 projeler ve artık Solana ağında da bunlar üremeye başladı. Ben 2017'lerden beri kripto ile ilgilenen biri olarak şu yorumu yapıyorum kendi kendime. Geçtiğimiz sezona kadar çok ciddi bir Ethereum hype'ı vardı ki bu hala da var. Ethereum aslında bütün kripto para ekosisteminin en önemli kripto para projeleri bir tanesi benim gözümde. Fakat bildiğiniz gibi ağ ücretleri, çözünülebilirlik sorunları gibi birçok farklı sorunla birlikte geçtiğimiz sezonlarda da gördük ki evet, çok kullanışlı ve çok önemli bir özellik taşıyan bir ağ ve özellikle bir proje. Fakat ödenilen fiiller, hız ve ölçeklenebilirlik problemlerini çözen daha birçok ağ çıktı ve aslına bakarsanız bunların top sıralarında şu an bence Solana ve Aptos var. Solana çok ayrı bir dava çünkü meme coin hype ile beraber de kendini kanıtlamış bir ağ. Ve artık Solana ekosisteminde de Layer 2 projeler çıkıyor. Bu da aynı Ethereum ağında çıkan Layer 2 projeler gibi ivmelenmesi potansiyel projelerden biri olduğunu düşünüyorum. Minimum kod değişikliğiyle mevcut Ethereum DApp'lerini Solana'ya dağıtın. Solana VM ile benzersiz hız ve ölçeklenebilirliği deneyimleyin diyor. Şu an itibariyle 1 SVM'yi, yani 1 Solana VM'i 0.01446 seviyelerinden alabiliyorsunuz. Ve bunun bitmesine 1 saat 17 dakika kaldı. Bu videoyu yayınladığımda bu fiyat değişmiş olabilir. Çünkü bir gün 17 saat sonra bir sonraki tura geçecek ve bu turda da 0.01518 seviyesinden satılacak. Ufak bir miktar pahalılaşacak yani. Eğer daha geç bir tarihte izliyorsanız, ki benim yayınlamam da bu videoyu biraz sürecektir diye düşünüyorum, büyük ihtimal bir sonraki turlardan katılma şansımız olacak. Şimdi öncelikle katılmadan önce bilmemiz gereken şey, herhangi bir işlem yapmak istiyorsak platform içerisinde öncelikle MetaMask cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor. Daha sonrasında da buradan add Solana wallet diyerek Solana cüzdanı bağlamamız gerekiyor. Her İkisini de gördüğünüz gibi bağladım ve artık satın alma işlemi dahil her işlemi yapabiliyorum. Nasıl satın alabiliyoruz? Hangi chain'de almak istediğimizi soruyor. BNB ağında da alım yapabiliriz, Solana ağında da alım yapabiliriz. Örnek veriyorum, ben Solana ağında yatırım yapacağımı söylüyorum ve ne kadarlık almak istediğimi söylüyor. Bu arada sadece Sol olarak değil, USDC ve USDT olarak da ödemesini gerçekleştirebiliyoruz. Mesela ben Sol olarak alacağım ve 1 Sol'luk alacağımı söylüyorum. Karşılığında yaklaşık 8850 adet Satoshi VM alabileceğimi söylüyor. Fakat minimum buy limiti var burada. Gördüğünüz gibi $135, yani 1 Solana ile bunu alamıyorum. Ama 2 yaptığım zaman buy butonu açılıyor gördüğünüz gibi. Buy now dediğinizde otomatik olarak cüzdanınız üzerinden onay vermeniz gereken bir pencere açılıyor ve bunu yaptıktan sonra artık cüzdanınıza tokenleriniz gelmiş oluyor. Geçmişte aldığınız tokenleri buradan inceleyebiliyorsunuz. Projeyi biraz detaylandıralım. Staking kısmı var ve yakın zamanda geleceğini söylüyorlar. Yani sizler, sahipler, SVM tokenlerini stake ederek artık ödül kazanabileceksiniz platform içerisinde. Medyada öne çıkanlar kısmına bakıyoruz. Investing Crypto Potato, CoinMarketCap gibi yerlerde medyatik olarak ön plana çıktıklarını söylüyorlar. Solana VM nedir? Burada da gördüğünüz gibi 2009 yılında Bitcoin'in hakimiyeti olan bir piyasada ve 2015 itibariyle Ethereum'un akıllı kontratlarıyla ön plana çıkan bir piyasa. Artık Solana ağı ile birlikte çok farklı bir yere de evrilebiliyor. Çünkü dediğim gibi hız, fiyat, ölçeklenebilirlik, bunların hepsi artık Solana'da çok daha farklı boyutlara gelmiş durumda ve Satoshi VM projesinin Layer 2 katmanıyla birlikte de artık çok daha ütopik yerlere gidebileceğini söylüyorlar. Solana geniş ölçeklenebilirlik ve saniyede binlerce işlemi ihmal edebilir maliyetlerle işleyebilen, çığır açan bir performans profiliyle itibar kazanan, paralelleşme metodunu kapsayan uygulama ortamı olan EVM, yani Solana sanal makinesini bulundurmaktadır diyor. Geliştiriciler için tasarlandığı kısmından anlatıyor. Eğer bir geliştiriciyseniz, bir yazılımcıysanız, bir DApp yazarıysanız akıllı kontratları çoklu bir şekilde
şekilde kullanabileceğiniz bölümler burada da yazıyor. Fakat bizi ilgilendiren kısım ne? Öncelikle yüksek işlem hızı. Saniyede 2000'den fazla işlemden bahsediyor. Paralel bir şekilde yapılabildiğini söylüyor. Ethereum RPC API uyumluluğu, yani Ethereum'un, yani Ethereum ağındaki API'leri de kullanarak işlemler yapılabiliyor. Ve Solidity diliyle de çok kolay bir şekilde yapılabiliyor, yazılabiliyor. Şimdi diğer ağlarla kıyaslandığı zaman, Solana da dahil burada, işlem ücretleri 1 dolar, 0.01 dolar, 0.15 dolar gibi seviyeler var. Satoshi VM'de 0.01'e kadar düştüğünü söylüyor. Saniyedeki işlem kapasitesi olarak Ethereum'da 100, Solana'da 1500, BNB ağında 1600 ve Solana VM'de 5000'e kadar olabileceğini söylüyorlar. Ve Ethereum RPC API'sini de kullanabildiğini, BNB ağının ve Solana ağının kullanamadığını söylüyor. Nasıl alacağınızı videonun başında zaten kolay bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Henüz daha token tahmin edebileceğiniz gibi listelenmedi ve 3. çeyrek gibi listelenebileceğini okudum. Token metrik kısımlarına geldiğimiz zaman ön satış için %15, JAX ve DEX likiditeleri için %15, ekip için %15, topluluk için %10, pazarlama için %15 ve hazine ve ekosistem büyümesi için %30'luk bir pay böldüklerinden bahsediyorlar. Detayları göster dediğimizde bizlere direkt Notion atarak bunu daha detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Ön satıştan alanlar için TG'de, yani listelenme esnasında %20'lik bir açılım olacak ve 5 aylık gibi bir vesting periyoduyla alacaklar. Takıma bakacağımız zaman listelendikten 6 ay boyunca hiçbir token almayacaklar ve ellerindeki tokenleri de 48 ay boyunca alacaklarını görüyoruz burada. Bu da aslına bakarsanız proje listelendikten sonra sadece ICO ve DEX likiditesindeki %20 ve %15'in açılacağını ve daha sonrasında yavaş yavaş açılacağını görüyoruz. Bu da satış baskısının önüne geçilmesi için yapılmış bir şeyler. Sitelerine tekrardan baktığımızda Solid Proof üzerinden projenin audit raporu gibi bir şey aldığını görebiliyoruz. Burada tarafsız bir grup tarafından incelemeleri yapılmış ve bulunan sorunlar vesaire burada her şey görülebiliyor. Kritik, ciddi veya orta seviyede herhangi bir sorun bulunamayıp düşük ve optimize ile alakalı birkaç sorun olduğunu söylemişler. Roadmap'lerine tekrardan geldik ve burada gördüğünüz gibi 3. çeyrek itibariyle artık JAX ve DEX'te listelenmeleri olduğunu görüyoruz. EVM uyumlu DApp'lerin de bu zaman başlayacağını görüyoruz. Şu an 2. çeyrekteyiz ve satış öncesi lansman, staking, önemli DApp'lerin testleri ve early adapters için bir erişim hakkı veriliyor. 4. çeyrek itibariyle artık projenin tamamen hazır ve bütün her yerde görebileceğimiz bir proje olabileceğini söylüyorlar. Sıkça sorulan soruları incelemek isteyebilirsiniz. Projenin başka bahsedeceğim hiçbir şey kalmadı. Dediğim gibi alım yapmak isterseniz hangi ağdan alacağınızı buradan seçiyorsunuz. Fakat iki cüzdanınızla bağlamayı kesinlikle unutmayın buraya. Ve alımınızı hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şu an 2,5 milyon dolar gibi bir sayıya çok çok az kalmış. Toplamışlar bu kadar sayıyı. Bunu da projeyi güzel bir şekilde değerlendirirlerse ve güzel yatırımlar yaparlarsa projenin gideceği yerler çok çok farklı yerler olabilir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve beni desteklemek için bir yorum bırakmayı unutmayın. Aynı zamanda ekranda çıkan Twitter ve Telegram adreslerime de gelerek daha hızlı ve aktif olduğum yerlerden beni takip edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.